Merhaba sevgili çocuklar. Bugün 20 Nisan 2020. Yine bir Türkçe dersinde birlikteyiz. Bugünkü Türkçe dersimizin konusu şiirde ana duygu, metinde ana fikir. Biz daha önce de bu konuyla ilgili bilgi vermiştik ama bugünkü konumuzu seçmekteki amacım bunu daha detaylı bir şekilde tek bir konu olarak işlemek. Peki bakalım. Aşağıdaki şiiri okuyalım. Şiiri okurken hangi duyguları hissettiğimizi önce bir düşünelim. Evet, ben okuyacağım çocuklar. Siz de benimle birlikte okuyun lütfen. Çocuk ve oyun. Sebzelerden sevdiklerim havuç, domates, oyun. Meyvelerden sevdiklerim elma, şeftali, oyun. Bence en iyi besin oyun. Çünkü hiçbir şey yemesem bile bazen oynarken doyuyorum. İsmail Uyaroğlu'nun güzel bir Çocuk ve Oyun adlı şiirini okuduk. Şimdi beni dikkatlice dinleyin ve okuduğum yerleri de takip edin çocuklar. Okuduğumuz veya benim okuduğumda sizin dinlediğiniz şiirde bize verilmek istenen temel duygu ve düşünce şiirin bizde uyandırdığı duygu bu şiirin ana duygusudur. Daha önce de ifade etmiştik. Okuduğumuz şiirin ana duygusu oyun sevgisidir. Yani o çocuk o kadar çok oyunu seviyor ki sebzelerden sevdiklerim diyor. Sebzeleri sayıyor, havuç, domates, arkasından oyun ekliyor. Meyvelerden sevdiklerim diyor. Sevdiği meyveleri söylüyor, elma, şeftali, arkasından tekrar oyun diyor. Burada sevdiğim sebzeler derken oyun sebze mi? Hayır. Oyun meyve mi? Hayır. Yani o kadar güzel ifade ediyor ki oyunu ne kadar çok sevdiğini. Peki, şimdi bakıyoruz bunun için okuduğumuz şiirin ana duygusu ne oluyor? Oyun sevgisi oluyor çocuklar. Peki bir hatırlayalım. Duygularımızı zenginleştiren, okuyana ve dinleyene zevk veren yazılara ne diyorduk? Şiir diyorduk. Peki şiirdeki her satıra, dize veya mısra denir. Şimdi bakın, sebzelerden sevdiklerim bir dize yani mısra. Havuç domates oyun bir dize yani mısra. Meyvelerden sevdiklerim dize eşittir mısra. Elma şeftali oyun eşittir dize mısra. Bence en iyi besin oyun dize eşittir mısra. Çünkü dize eşittir mısra. Hiçbir şey yemesem bile bazen şiir eşittir mısra. Oynarken doyuyorum şiir eşittir mısra. Şiiri yazan kişiye şair ya da ozan deriz. Biz şunu da açıklamıştık çocuklar hatırlarsanız şiirler dört dizeden yani dört mısradan oluşunca bir kıtayı meydana getiriyordu. Burada serbest yazmış şairimiz onu da hatırlayalım. Bir de şunu hatırlayalım çocuklar iki dize veya iki mısra bir araya gelince neyi oluşturuyordu? Evet güzel cevaplar aldım unutmamışsınız teşekkür ediyorum beyti oluşturuyordu. Evet, iki dize yani iki mısra beyti oluşturuyordu. Dört dize yani dört mısra da bir kıtayı oluşturuyordu. Şiiri yazana ne diyorduk? Şair ya da ozan diyorduk. Şimdi çocuklar bu bilgi çerçevesinde bu dörtlükleri okuyacağız. Yani bir kıtalık şiirler var burada ayrı ayrı. Bunların ana duygularını bulacağız. Bakalım, şöyle diyeyim, orman memleketin süsü, hem ufağı hem irisi, her dalında bir kuş sesi, ormandaki varlığa bak. Şöyle bakalım, burada bahar sevinci olur mu, kar yağmasa bir daha okuyalım. Orman memleketin süsü, hem ufağı hem irisi, her dalında bir kuş sesi, ormandaki varlığa bak. Burada daha çok bahsettiği şey nedir? Ormandır. Bakalım
Bahar sevinci olmaz. Kar yağmasından duyulan sevinç yine olmaz. Köy sevgisi hayır. Sağlığın önemi hayır. Ama orman sevgisi nedir? Orman memleketin süsü, hem ufağı hem irisi, her dalında bir kuş sesi, ormandaki varlığa bak. Yani ormanın ne kadar çok sevdiğini anlatıyor orman sevgisi. Burada aslında bize verilmek istenen ana duygu. Peki bakalım, güneş yine can verir sulara, topraklara, yer gök sevinç içinde kavuşurlar bahara. Burada da dikkat edelim, bakıyoruz bahar sevinci. Çünkü ne diyor? Kavuşurlar bahara. Özde anlatmak istediği bahar. Dolayısıyla bahar sevinci diyoruz çocuklar. Uyu, eğlen ve dinlen. Güzel, dengeli beslen. Kazanırsın güç, kuvvet, sağlığına dikkat et. Şimdi son şeye baktığımızda, şurada kavuşurlar bahara dedik, bahar sevinci. Ormandaki varlığa bak dedik, orman sevgisi. Sağlığına dikkat et diyor. Uyu, eğlen ve dinlen. Güzel, dengeli beslen. Kazanırsın güç, kuvvet, sağlığına dikkat et. Burada dolayısıyla eşleştireceğimiz nedir? Sağlığın önemi bize ana duygu olarak veriliyor. Ana duyguyu hatırlarsanız şöyle demiştik çocuklar. Ana duygu tek bir sözcük de olabilir, sözcük grubu da olabilir. Burada bize verilen ana grupları, ana duygular sözcük grubu çocuklar. Sağlığın önemi. Bakalım, verimli toprağıyla, merası, ovasıyla, karşıdaki dağıyla çok güzeldir bizim köy. Neyi anlatıyor? Bizim köyü anlatıyor. Yani köyünün ne kadar güzel olduğunu anlatıyor. O zaman köyünün ne kadar güzel olduğunu anlatıyorsa ana duygu nedir? Köy sevgisidir. Peki bakalım. Bu gece kar yağmış, ne güzel. Bembeyaz oluvermiş bahçeler, yollar. Sanki yerlere serilmiş bulutlar, bir gecede ihtiyarlamış heykel. Yani heykel ne ihtiyarlıyor? Üzerine kar yağdığı için her tarafı bembeyaz olmuş, değil mi? Bu gece kar yağmış, ne güzel. Bembeyaz oluvermiş bahçeler, yollar. Sanki yerlere serilmiş bulutlar, bir gecede ihtiyarlamış heykel. Burada ne oluyor, olaya bakıyoruz. Neden bahsediyor hep? Kar yağmış, etraf bembeyaz olmuş. O zaman kar yağmasından duyulan sevinci, bu gece kar yağmış, ne güzel diyor. Kar yağmasından duyulan sevinci ifade ettiği için bu dörtlüğümüzdeki ana duygu da nedir çocuklar? Kar yağmasından duyulan sevinçtir. Diğer videomuzda buluşmak üzere. Kapatıyorum.